Son Olcay Şahin'de. Hayırdır, kime baktınız diye. Görülmüştür. Peki Trabzonspor'da şimdi Afo ve Baker, Diabate, Plaza, Trondsen sakatlığına çok üzüldüm. En çok merak ettiğim isimlerden biriydi performansı. Marlon, Hugo, Edgar kiradan döndü. Mehmet Ayan nasıl değerlendiriyorsun? Flavio'yu unuttun. Flavio, özür dilerim. Tonsen'in sakatlığını üzülürken onu ekranda hatırladım. İsimlerde. Ya Beşiktaş ve Galatasaray'la ilgili nasıl şampiyon olamazlar diye bir cümle bugünden kuramayacaksak, Trabzon içinde çok karamsar bir havanın oluştuğunu düşünüyorum. Ya ben mesela hocaya bir şeyler yapması, yapabileceği konusunda hala büyük inancım var. Ama biliyorum ki önümüzdeki Trabzon, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaybederse hocayı kovacaklar, değil mi? Yani onu kıvırmayalım. Yani Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti takdirde hocayı kovacaklar. Bunu biliyoruz hepimiz. Ki ben adamın da çok değerli futbol adamı olduğunu inanıyorum. O yüzden Trabzonspor kadrosu hele hele savunmada bir lider, belki takım liderliğinin sosu olmasa kadar Baker'la beraber paylaşabilecek bir Vitor Hugo, ileride takımın gedikleri olan bir kenarda Ekuban, diğer kenarda Wakame, forvet hattındaki o iki tane oyuncudan Afobe ve diğer Diabate'den bir tanesi böyle iyi ve güçlü çıkarsa falan, Flavio ile beraber iki Apo'nun, Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün takımda artık yerel liderli olarak artık o takıma sahip çıkacak. Bir de Abdülkadir Ömür artık ben gelecek sene Trabzonspor'da görmek istemiyorum yani. Bu nedir ya? Ama artık ya bitti. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da ısız kapanması lazım hocam. Bu nedir? Kalmaması yani, lazım. Neden? Görmek istemiyorum derken yurt dışında oynamasını istiyorum derim. Evet, yani hakikaten senin açıklamalarını bir de şey tercüme etmek durumunda neden kalıyoruz ama, yani. Neden ama? Şimdi 25 sene Fatih Hoca'yı çözmeye çalıştım deyince kendisi de bir sarmalın içinde kaybolmuş. Dolayısıyla Abdülkadir Parmak'tan çok... Nereye yollayalım onu söyle. Hocam çeksin gitsin çocuk bir sürü iş yaptı yani. Daha çeksin da yapsın gitsin istiyor. Derken çek yapın. Hangi lige yollayalım? Hangi lige yollayalım? Nerede iş yapar? Çeksin gitsin tamam hocam artık Trabzon'la bu çocuğun işi kalmasın. Hocam bıraksın, Trabzonsporlar Yusuf Yazıcı bile acaba hani kalsaydı o şampiyonluğa daha yakın olur muydun hesabını yapıyorlar. Tamamıyla şampiyonluk hesapları yapıyorlar. Kolay değil. Yani Abdülkadir Ömür önemli bir yetenek. Sakatlanmadan önce takımda çok iyi işler yapıyordu. Yavaş yavaş ritmini buldu. Bence Trabzonspor'da Sayın Başkan için de bence öyle. Şampiyon yani maddi gelir elbette çok önemli ama şampiyonluk daha da önemli çünkü Trabzonspor'un da hava gibi su gibi şampiyonluğa ihtiyacı var. Yıllardır alamıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Mustafa çok güzel söylüyorsun, ihtiyacı var da lafını kestim Mehmet'im. Yani artık yollayalım ya yurt dışına. Yani her takımda 14 tane yabancı var. İndirmeye çalışıyoruz. Yollayamıyoruz. Geldiler kimseyi tekrar şey yapamıyoruz. Bari birkaç tane de yurt dışına gidelim, temsil etsinler, bir daha da dönmesinler abi. Mustafa'cığım. Lütfen dönmesinler, orada futbol oynasınlar, bizi güzel şekilde, daha da sayısı artsın. Ben bir de buradan bir şey söylemek istiyorum, o dışarı gidenleri tekrar geriye çağıran yöneticilerimize. Bırakın kardeşim adamları rahat. Cenk Tosun'u neredeyse bırakın havalimanından alıyorlardı geriye. Bırakın oynasınlar çocuklar, kafalarını karıştırmayın, bırakın oraya adapte olsunlar, bırakın oraya konsantre olsunlar. Onların yanında birkaç tane daha evladımız yurt dışına gitsin. İnşallah. Ya. Burak Yılmaz örnek alsınlar. Bu hafta atmış olduğu gol hakikaten ekmeğini taştan çıkartan... Yusuf'tan ne kazandık? 17 mi? Evet. Sörlot'tan 12. 12. Güzel. Yani 17 ve 12 ile kıyas götürmeyecek rakamlar belki ama mesela Şampiyonlar Ligi gelirinde hocam sevirsiniz. 0 puan hesabı yapılır. Biliyor musun? Başakşehir bu sene Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan olsa sadece 22 milyon euro kazanıyor. Yani bu her şeyi şampiyonluk üzerinde kurmak, şampiyon olacak. Trabzon'da Başakşehir'den daha köklü bir takım olduğu için, muhtemelen Avrupa puanları daha yüksek olduğu için büyük bir ihtimal Trabzon'da Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan hesabıyla 20-25 milyon euro kazanabilir. Abi her sene bak ben böyle bir üretim ihracat yapsam, bu sene de 20'ye Abdülkadir'i çaksam, bu sene de ikinci olsam, seneye de ikinci olsam, sonra bunlar artı, üretim artı Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takımla gelir elde etsem, ya bu şampiyonluk amentüsünden sıkıldım hocam ben. Herkes şampiyon olamazsın kardeşim. 25 milyon euro verdin Falcao ile olamadın. 24 milyon euro masraf ettin Cagney ile olamadın bu sene. Olamadın bu kadar basit ya. Trabzonspor çok yaklaştı. Tamam abi. Ucundan da döndü. Her sene bir 20'lik adam çıkartalım yani pandemi, abi. Çıkartıyoruz da zaten. Bunda problem yok. Enteresan hakem kararlarına sonra kadar. Şöyle yapalım. Yunus Emre Sel telefon attığımızda Aspor'un Trabzon muhabiri. Yunus Emre yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok fazla transfer de yaptı. Önemli noktalara transferler yaptı Trabzonspor. Son olarak Vitor Hugo, detayları senden rica edelim. Evet, Trabzonspor bu transfer dönemi içerisinde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Hatta Muhammed Taha Tepe'yi de şey yaptık, 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunların 9'u yabancı oyuncu oldu. Bugün ise transferin son günde Vitor Hugo'yu açıkladı Bordo Mavili kulüp. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oldukça uzun bir transfer görüşmesinden sonra Vitor Hugo Bordo Mavili takıma transfer oldu. Yaklaşık 45-50 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Evet, taraftarların özellikle transfer sezonunun son gününde orta sahaya bir transfer beklentisi de
vardı. Aslında sabah saatlerinde Trabzonsporlu yöneticilerle konuştuğumuzda bir çabanın olduğunu söylediler ama tabii saatler ilerledikçe bu transfer görüşmeleri tıkanma noktasına geldi ve şu an itibariyle Trabzonspor'un sorduğumuz yöneticiler transferi kapattıklarını açıkladılar. Toplam 9 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı Bordo Mavili takım. Bunları tek tek sayacak olursak Vitor Hugo, hatta aslında kiralıktan dönen Edgar'ı da transfer olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Yusuf Yazıcı'nın transferine karşılık olarak oyuncuyu kadrosuna katmıştı ama direkt olarak hiç Trabzon'a gelmeden Feyenoord'a kiralık göndermişti. Bu sezon Edgar'ı da kendi kadrosunda düşünüyor. Edgar'ı da sayalım. Vitor Hugo, Marlon, yine transferler arasında Lewis Baker, Trondstam, Silavio, Diabete, Afobe ve Giannini Tavares ve Steven Plaza Trabzonspor'un transferleri olarak dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak orta saha ve hücum hattına Bordo Mavili takım transfer gerçekleştirdi. Şu anda yabancı kontenjanının da tamamen dolu olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Trabzonspor transfer çalışmalarını 9 yabancı bir yerli oyuncuyla bu transfer dönemi içerisinde tamamladı. Sevgili Yunus Emre, çok teşekkür ederim aktardığın detaylardan dolayı. Performansını merakla beklediğimiz isimlerle birlikte kariyeri hakkında net fikrimiz olan isimler de var. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Deniz Türüç resmen Başakşehir'de 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den bir yıllığına kiralandı. Yani Deniz hücuma büyük katkı sağlayacak derken sol bekte izledim en son. Nerede kullanacak hoca sence hocam? Okan Hoca nerede kullanıyor? Şimdi Deniz bizim Okan Hoca'nın da bulunduğu milli takımlar döneminde 93 kadromuza geliyordu yurt dışından. Oradan beri bir aşinalığı var Okan Hoca'nın. Deniz'le birlikte. Viska'nın belki zaman zaman yerinde oradan sol ayakla yine Fenerbahçe'de olduğu gibi içeriye girip şut atmasını isteyebilir. Forvet arkasında belki kullanabilir. Çünkü bu hafta seyrettiğim şeyde Başakşehir maçında Crivelli ile Demba'yı çift santrafor gibi değil. Demba'yı biraz daha forvet arkası gibi oynatıyordu. Bana göre Deniz Türüç'ü forvet arkası oynatacak hoca. Çünkü orada şöyle bir şey var. Onu da söylemek istiyorum hocamıza. Bir meslektaşı, bir kardeşi, bir abisi olarak nereye koyarsa Demba ile Crivelli ikisini bir anda oynattığı zaman Crivelli çok performans sergilemiyor. Nasıl olsa ilk çıkacak olan oyuncu Dembaba yorgunluğundan dolayı böyle bir sahada bir dolaşması var. Orada bir şey olabilir, oraya bir ayar yapabilir. Bence Deniz'i forvet arkası da kullanabilir diye düşünüyorum Okan Hoca. Onun için almıştır büyük ihtimal. Deniz Fenerbahçe'de hayal ettiğini bulamadı. Yani mevki olarak da süre Fenerbahçe olarak. Fenerbahçe'de Deniz'e mi hayal ettiğini bulamadı? Ya da. Evet. Yani. 3,5 bonservis değil mi? Gelir 3,5 milyon euro bonservis. Fenerbahçe evet. Ama sol bek olarak ne vaat etmişti onu bilemiyorum. Sol bek olarak değil. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sezonda konuşuyorduk. İşte Deniz'deki durum şuydu. O işte büyük takıma adapte olma çabası. İyi de büyük takıma senin adapte olmanı bir yere kadar bekleyebilir. Bu arada yaptığı çok kritik hatalar da oldu. Ha, Kayserispor'da daha serbest oynuyordu. Kayserispor'da sağ açık pozisyonda oynamıyordu orada. Takımı yıldızı olarak daha serbest oynuyordu. Burada topun olduğu yerde oynuyordu. Sağa takılı kaldı. Ondan sonra senin de söylediğin gibi sol bekte de gördük biz Deniz'i. Deniz nasıl sol bek oynadı, niye sol bek oynadı, nasıl bir yoksunluk için neydi Fenerbahçe? Bunlar ayrı tartışma konusu ama Deniz Fenerbahçe'ye beklediğini veremedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de beklediğini alması söz konusu değildi. Ama bazen oyuncu... Bence kariyerle ilgili doğru bir karar oldu. Bu arada biraz önce Yunus Emre bağlanınca dedim Abdülkadir Ömür gitti herhalde onu söyleyecek. Yok. Hayır Mehmet Ay'ın konuşması öyleydi ki gitsin bir anda Yunus Emre bağlandı kesin dedim gitti yani. Geçen sene de gitsin istiyordum. Sürekli sakatlanmadan önce de gitsin istiyordum. Ya gitmeli bu çocuklar ya. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayıp Trabzonspor'u şampiyon yapıp borçlarını ödeyip öyle gitmeliler. Yapma abi gözünü seveyim işte. O karşı oldum. O sokaklarda 7-8 yaşında topa vurmaya başladığından beri o çocuklara Trabzonspor hayatım bu şampiyonluğu kutsallaştırmayın bu kadar ne olur ya. Başka bir hikaye. Yusuf geri gelsin. Ne olur ya. Hiç kana ayrı kana atlayayım. Hemfikir değiliz. Ben Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk yaşamadan ayrılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Abi etmeyin gitmeyin. Geçen sene Sayın Başkan da aynı şeyi söylüyordu. Son güne kadar aynı şeyi söylüyordu. Sonra Yusuf gitti. Son güne kadar başkan da senin gibi söylüyordu. Tutacağım diyor. Son gün Yusuf gitti. Ama o rakam nereden nereye geldi başkan? Teklife bakar Mustafa. Gelen teklife bakar. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Evet. Gelen teklif güzelse o zaman. Baş döndürücü olursa değil mi hocam?
Peki bazı futbolcuların kimlik kartlarını da arkadaşlarımız hazırladı kısa kısa. Hem onlara bakalım hem de oyuncuları tanıyalım. Tabii bilmediğimiz isimler de var. Birlikte öğreneceğiz değerli izleyiciler. Kemal Ademi